Evet gençler, delikanlı adamın vlogu sabah değil gece yatmadan önce başlar dedim ve gece yatmadan önce bir vlog başlatmaya karar verdim. Yarın sınavım var. Saçma sapan bir ders. Yok, Max Weber'miş, Jean-Jacques Rousseau'ymuş, Adam Smith'miş. Aptal aptal adamların. Felsefi, ya felsefi değil de yarı felsefi yani. Yine düşünür. Düşünceleri işte. Onları ezberlediğim bir sınav. Ona çalıştım. Gece saat 3 falan şu an. 2.30-3. Bakayım. Ya 2.30'muş. Saat 2.30. Bitti. Şu an beynimde çalıştığım şeyleri oturtma evresindeyim. Şimdi bunları söylüyorum. Benim izleyici YKS çoğunluklu olduğu için YKS'ye hazırlanan ya da YKS'ye hazırlanmakta olan. İkisi de aynı şey yani. Öyle olduğu için şimdi bunları yapıyorum diye siz de kendinizi ders çalıştıktan sonra gece yatmadan önce düşünme safhasına evirmeye çalışmayın. Bu bana özgü saçma sapan aptalca bir ruh hastalığı. Yani bu benim gün içinde sürekli yaptığım bir şey. Normal dışarı çıkarım, gezerim, tozarım. Yine o günün kritiğini kafamda yatarken yaparım. Her neyse. Onu yapmaktayım. Biraz da filozoflara sövdüm videoyla. Bu aralar duygularımı yani dışarı atamadığım duygularımı atmak için videoda kendi kendime konuşarak insanlara sövüyorum. Filozoflara biraz saldım. Bomboş iş çünkü yani. Benim erkek yurdunda lisede yaptığım muhabbetleri bu adamlar 200 yıl önce yapıyor diye filozof olmuşlar. Aynı şeyleri ben de konuşuyordum yani. Aptal saptal işler. Aklıma nihilizm geldi bir anda. Hiççilik. Hiççilik ne ha? Tamam. Dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum. Tamam. Nietzsche de bunu, Nietzsche gibi bir adamın bunu benimsemesi beni ayrı bir üzdü zaten. Hani en özel filozof sensin. Ne diye bakıyorsun? Her şeyi reddediyor işte. İnsanın iradesini, özgürlüğünü, Tanrı'nın varlığını. Ne bu kendini gösterme merakı? Ergen misin sen? Çocuk musun? Büyü lan. Kocaman adamsın. Düşündüğün şeylere bak salak. Öyle. Ondan sonra dedim günümüzde niye filozof yok diye düşünürken aslında Türk gencinin 14 yaşından beri kendi maddiyatın cebindeki parayı ve aynı zamanda siyaseti düşündüğünü fark ederek aslında Türk gençlerin hepsinin bir filozof olduğunu fark ettim ve daha mantıklı şeyler hakkında tartışıyoruz yani. Felsefe ne demektir diye soruyordum lisedeyken. Hocam şey diyordu. Yolda olmak demektir. Nasıl yani? Felsefe bir sonuca ulaşmazmış. Hep yolda gidiyormuş. Düşünmeye sevk ediyormuş insanı. Evleri var, arabaları var, ülke arsaları var, her şey var ama vazgeçmiyor. Hep her gün burada. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Oğlum bizim düşünecek o kadar çok derdimiz varken ben hiççiliği mi düşüneceğim, nihilizmi mi düşüneceğim? Seni diğer markalardan ayıran şey ne? De seni 135 lira yapan şey ne mesela yani? Mantıklı şeylerle gelsene bana. Keşke ben de 200 yıl önce... Benim hayalim gelecek nesiller tarafından anılmak şimdi. Bu ütopik bir hayal, gerçekleşmek zorunda değil ama. Keşke ben de böyle 200-300 bilmem kaç yüzyıl önce yaşamış bir insan olsaydım da böyle söylediğim görüşler felsefi olarak nitelendirilseydi. Arkadaşlar, siz salak mısınız? Beraber fotoğraf atan iki insan sevgili olmak zorunda mı ya? Embesil misiniz? 200 sene sonra insanlar beni anarken oha bu adam ne demiş falan deseydi yani. Keşke. Ama deneyeceğiz. 200 yıl sonra görüşürüz. Sen ne yap biliyor musun? Al kendini git artık. Yeter. Yeter beni daral. Günümüzde de felsefi akımlar yok değil. Bildiğiniz üzere reisçilik diye bir akım var. İnsanın özgürlüğünü, iradesini yine reddediyor. Nihilizme biraz yakın. O yok bu yok. Ya acından ölen bir tane mezarlıkta yazıyor mu ya? Yaşlısına maaşını veriyor, emekli maaşını veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor. En güzel memleket burası. Şurada oturursun, affedersin, sıçarsın sana kimse sesini çıkarmaz. Adam döversin, adam bıçaklasın, kadın döversin. Ya kardeşim Türkiye kadar özgür bir ülke. Tanrı'nın varlığını reddetmiyor. Din konusunda biraz daha dogmatik. Son sözlerinizi alalım buyurunuz. Son sözüm Allah bir, Tayyip bir. Farklı bir akım. Temsilcilerinden tanıdığınız isimler var tabii ki de. Her neyse. Öyle yani bak bilinç akışımı size anlatınca ne kadar saçma olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden bunları genelde insanlarla paylaşmıyorum. Ya kafamda bunlar geçiyor gece yatmadan önce. Birazdan sigara içeceğim. Yatmadan önce sigarası meşhurdur. Yapmayan erkek. Zil takıp oynuyordur falan yani. Öyle de. Umarım bu videonun devamını da getirebilirim.
Ya bendeki bu istikrarsızlık hayatımın her yerine devam ediyor. Umarım videoyu tamamlayıp editleyip falan atarım. Onun dışında gece ne yaptığında kafam bu kadar allak bullak diye sorarsanız, tekrar etmem gerekirse ders çalıştım. Yani nasıl diyeyim size? Piyasadaki ürünlerin, yani piyasada satışa sunulmuş ürünlerin ahlaki boyutlarını sorgulayan bir ders. İşte organ satmanın ahlaki boyutunu tartışıyor mesela. Cancak Rusa'da götünde don yok, özel mülkiyeti sorguluyor falan yani. İşte garip garip adamları dinliyor. Biri yok para neyi satın alamaz onu düşünmüş falan filan. Acun gibi aynı zenginlikte adamlar çıkıp para her şeyi satın alamaz falan diyorlar ya. Tam o konuşmayı yaparken böyle sağından gelip ağzının ortasına bir tane... Bir de bu yatak başlığım çok fukara bakmıyor mu? Oğlum çok üzgün bakmıyor mu lan? Bak şöyle bir baksana. İnanılmaz üzgün. Türk genci gibi. Buraya sedet yapmak için az önce bu bakışı attım. Onu 05x'e alıp arkaya bir tane müzik koyup paylaşacağım. Neyse kendinize dikkat edin. Ben birazdan yatarım. Sabah tekrar başlatmayı unutmazsam. Çünkü bende biraz şey var. Peki, sen dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? Benim de biraz anlama kıtlığı var. Ben bu kafanın içini durduramıyorum diyor. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Mantığı olduğu için unutabiliyorum. Kafam çok allak bullak. Kendinize dikkat edin. İyi geceler. Bu yaptığımı da unutmayın. Herkes biliyor sabahları başlar. Biz geceden başladık. Neden? Sen benim geceleri uyuduğumu sanıyorsun Memati? Bizim gecemiz insanların gündüzü. Hayırlı işler. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Günaydın. Bana aymadı çünkü 1,5 saat uyudum. Saat 7:30. Yazdık lan sana. Gözden veriyor. Unutmuş olsam. Saçımın haline bak. Neyse gençlik günaydın. Yola çıktım. Mahallemin dar yokuşlu yollarından aşağı iniyorum. Hava 12 gösteriyor bugün. Biraz düşük olacakmış. Onun dışında gece uyumadım. Çocuk da korktu bana bakıyor. Ne anlatıyor bu deli diye. Bir konu üzerinde fikir alışverişi yaptık Emre ile. Sonra ben yatmadan önce kendi kafamın içinde kendi kendime yine bir şeyler tartıştım falan filan derken. Video çekme sebebin? Eğleniyorum. İlk konuyu şeydi. 600 dolar paran var. Bu 600 doları her ay 1,5'a katlayıp yani yarısı kadar kar edip %50 kar edip onun üzerine 600 dolar eklersen yani atıyorum 600 doların var 900 doların oldu 1500. Bir sonraki ay 1,5 kadar çarpıyorsun. 2,250 600 dolar daha ekliyorsun falan fistan. Öyle öyle devam edip kaç ay sonunda milyon TL'ye ulaştın. 6. ayın sonu falan oluyor galiba. Aynen neler yapıyor pisler. Abi ama... Yani 6 ayda buna ulaşabiliyorsun mümkün. Şimdi bizim tartıştığımız noktalardan biri burada. 1 milyona gelince sizi durduran ne olacak? Çünkü 1,5 çarpanı sabit kaldığı için 42 bin dolarla çarptığında üzerine artık 60 bin tarzı şekilde ilerleyecek. Yani durmayacaksın. Ama bir yolunu bulduk onunla. 1 milyonu doyum sınırı olarak belirleyip eğer doyum sınırınız 1 milyonsa yapmanız gereken para miktarının 12 katı yani 2 milyon olduğuna kanaat getirdik. Bu sayede hem arabanı alırsın hem de aynı miktarda yatırımla paran olur yani. Tamam oğlum yeter kalk çıktı oğlum. Yahudi mantığı aslında. Paranın %33'ü nakit %33'ü yatırımın %33'ü de işte ne derler mal varlığı. Yani 2 milyon yaptığında 1 milyonlu araba 1 milyonlu yatırımı atarsan 10 numara 5 yıldız bir şey oluyor. Buradaki diğer bir olay da şu. Biz para kazanırken 600 dolardan aldığımız verim
Yani 600 dolardaki cesaretimizi 42 bin dolarda, 30 bin dolarda, 20 bin dolarda gösterebilecek miyiz aynı ticari cesareti? Çok zor. Yani bu şey gibi. 1 liram var. Hatta daha basit. 200 liran var. Her gün 2 oranlı kupon yaparsan 9 günün sonunda sanırım milyoner oluyoruz. 400 liradan hesap edersen 8 gün aynı. 8 gün milyonersin. Şimdi sen 400'den oynadığın iddia rahatlığını, iş böyle 512 bin lira geldiğinde 256 bin lirada oynayabilecek misin mesela? Garip bir olay. Sosyal medyada NPC olarak tabir ettiğimiz şahsi görüşüm onlara da NPC oldu. Bazı şimdi bu ortaklarının ortak özelliği. Metroya inerken ya da metrodan çıkarken o yürüyen merdivenler mesela nasıl otobanda sol şerit vardır bir de sağ şerit vardır. Hızlı giden arabalar soldan gider. Yavaş gitmek isteyenler sağdan gider ya. Yürüyen merdivenler de böyle iki şerit değil mi? İki. Ama sen o yürüyen merdiveni ortalarsan biz oradan geçemiyoruz bu çocuğu. İkinci problem diyelim ki orta almadın ama soldan yavaş gidiyorsun. Bir arak nasıl arabalar sol şeritten giderken önüne geçmek için selektör atarsa eğer sen soldan ilerlerken eğer senin ensende bir insan var o diyor ki içinden ben diyor önüne geçmek istiyorum diyor. Yani o adam senin ensendeyse senin önün boşsa sen bir sağa çekil ver. O adamın belki bir acelesi var belki bir hastaneye belki bir okula yetecek. Ama bunu kurdum. Keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Amına siktiğimi yürüyen merdivenlerini normal insanları düşünerek de yapmaları lazım. Öldüm. Siktim yok bunlar. Giriş yapmış bulunma tesis. Yani öğrencisi kadar akademisyenlerinin de kasıntı olduğu ama kampüsünün güzel olduğu bir okul. Uykum var çok konuşamıyorum. Genel olarak İTÜ'yü sevmiyor muyum? Yani belki de geldiğim en güzel kampüsler arasında ama öğrenci kitlesi bakımından ODTÜ'den ve Boğaziçi'den ne kadar kaliteli de olsa kendi içinde barındırdığı bu gök kampüsü beni yoruyor yani. Değil mi abi? İnsanlar şunun farkında. Babacım hepiniz evet ileride bir yerlere gelmek istiyorsunuz ama bunu yaparken ya entelektüel olacağım diye kendinizi farklı biriymiş gibi göstermenizin anlamı yok. Olduğunuz gibi rahat davranın. Ne gerek var kasıntıda? Herkes niye burada kendini şey zannediyor bu? Neydi la Arşimet zannediyor. Günaydın Rasim. Nasılsın ya? Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Yok abi bir şey. Olur yok abi bir şey. Ben de biliyorum senin yani. Öyle tipler var ki mesela influencerlar var içi. Ben itici kesim onlar. Ne bu hareketler? Tuvalete girince cayır cayır sıçmıyor musun? Bilmiyor muyum bunu ya? Zor zor osura osura sıçmıyor musunuz siz de yani? Ne yani? Herkes bir aşk olsun bebek olsun saçma sapan bir işe geliyor benim. Önümdekiler ders çalışıyor. Yarın dediğimi fark ettim. Sınava gireceğim şimdi. Ya, birisini gördün mü yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yanlış yere yönlendirdi o çocuğu kayboldu. Şimdi sınava geç kalacağım. Kayboldum. D sınıf nerede? Geçen sınavdan çıktım. Fena geçmedi, iyi geçti. Çalıştığım sorulara benzer şeylerdi. Elimizden geleni yaptık. Soru sormuş. Altısından çok emin olmayarak işaretledim. Kalan 34 tanesi hakkında bir fikrim vardı. O kalan altısında 34 soru içinden çıkarımlar yaparak yani soru içinden cevap çıkararak ilerledim. Diğer soruları okudum. Benzerliklerini falan düşündüm. Kafamda bir felsefi kuram oluşturup onun üzerinden devam ettim yani aslında. Ve şunu fark etti. Bu dersi yapmak için illaki adamların tüm İşte yazdığı kitapları okumana gerek yok. Felsefi düşüncelerini ezberlesen çıkarım yaparak da yapabilirsin yani. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur söyle. İtün yemekhanesine geldim. Senenin başından beri dışarıda yiyordum.
İyi ki de dışarıdan yiyormuşum. Bu ne? Eti dokundurdu kadın. Eti tükürdü onu. Tırnaklarını attı yani. Bir de çorba. Adam mercimek yiyor. Adam mercimek yiyor. Şimdi eve dönüyorum. Sol şeridi kapamıyorum. Sağa gelebilir miyiz? Ne bile bu çocuk ona? Bugün açtım böyle bir hevesle. Şimdi Yavuz Hanım, Yavuz. İkimin bana 3 iyi yanı, 3 tane kötü yanından bahseder misin? 3 iyi yanı. Seks partisi. Eskort kadınların çağrılması. Eskort travestilerin çağrılması. Kumar alemi. Kendi metrosu var. Kaliteli bir ortam. Tam eğitim ortamı anlamında yani var. Bence evet. Rakiplerin arasında kitlesi en kaliteli olan. Bir de... İTÜ'yü sevmiyorum. İTÜ'deki herkesten tiksiniyorum. Mühendislik anlamında bence en iyi üniversite Türkiye'deki. Üç doğru. Kötü medde yer yok. İşte sınırlı mı? Ne var başka? İnsanlar samimiyetsiz, soğuk. Bir de İTÜ satış mekanı çok pahalı. Bir de zor. Zor, çok zor. Bayağı zor. Evet Murat abi. Hani bana İTÜ'nün 3 iyi, 3 de kötü özelliğinden bahseder misin? 3 tane iyi, 3 tane kötü. Neyi? İTÜ. Dersler çok yoğun. Vizeler bitmiyor. Ve etrafında bar yok. Tengirciyim. Bu kadar yeter. Tengir ya, yeter arıyorsun yani. İyi olan. İyi olan. Kampüs güzel. Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Başka yok kanka. Kitlesi bence iyi ya. Ne? Kitle. Okulun okumuş kitlesi. He, çevresi de güzel. Çevresi de iyi aynı. Okumuş kitle. Ne yaptı o? Böyle yani gençler. Herkes aşağı yukarı aynı cevapları veriyor. Acayip deli bir seviyede uykum var. Eve gidip bir iki saat uyumayı yanım var. Çünkü az uyumak koymuyoruz ama hiç uyumamak yoruyor yani. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Biraz uyumam lazım. Eşime kalkıp ders çalışacağım. Hayat bu mu? Hayat buysa denge nerede? Evet gencolar. Şimdi metrobüsten indim. Eve doğru giden zi. Deli yorgunum. Dediğim gibi ağzımdan çıkan kelimelerin farkında bile değilim ama eve gidip üstümü çıkarırsam biraz daha uykum açılır diye tahmin ediyorum. Çok işim var bugün. Koçlukla alakalı bir ton işim var belgelendirmem gereken. Yani proje var aklımda. Onları işe koymak için ilk adımları atmam lazım. YouTube'dan video kesiti almam lazım. Instagram'a Reels, TikTok'a video, anasının ağzı. 1000 tane işim var özetle. Ben bu dünyada hangi insan olduğunu hata yaptım ya. Aynen. Üstüme sürük. Öleyim. Yok ya valla bizim halkımız ifşa olmaz ama. Kur'an çarpsın yani. Çok farklı bir sorun var ülkede. Türkiye'deki sorun çok başka yani. Bu iktidarla alakalı mı düşünürsün. Yorumu açık. Ama oy vererek çözülecek bir sorun değil bu. Yani bu tam olarak kavramsal anlamını bilmesem de nesillerin değişmesi gerekiyor. Dominant olan nesil şu an Y kuşağı, Z değil. Yani ülkede karar veren kesim Y. Ne zaman ki Z olur belki. Ama Z kuşağının en büyük problemi paraya çok tamah ediyorlar. Y de ediyor ama Y daha, Z daha çok çünkü biz hiç para görmedik adamı. Yani kuşak olarak. Güzel bir ekonomiyle büyümedik. Hayatımızın altın çağrı bir ekonomiyle büyüsünüz. Bak kardeşim benim millet binde çok da parasına ekmeğine bakıyor. Sen sırf insanları kendine muhtaç etmek için öyle zor bulunup bu kadar yüksek yere tutamaz. Buna bir dur demenin vakti geldi. Yanlış mıyım? O yüzden bizim nesil parayı çok daha önemli görüyor Y'den. Bu beni korkutuyor. Yani para için yapamayacakları şey yok gibi. Günümüz ilişkileri. Hep derler ya işte Yeşilçam filmlerindeki aşklar falan. O dönemin oyunculuklarına bakın. Çok daha yetenekli çünkü duygular daha gerçekçi. Emine sen eşekten güzelsin he. Aa, aşk olsun Osman. Yani genel olarak soyut şeylere verilen değer azaldı. Tam tersi somut maddi şeylerin önemi çok arttı. Ve ben de buna kapıldım yani. Kendim bunlardan biri değilim demiyorum. Param yok. Şu an arabamın olması için her şeyimi veririm. Sistem değişti. O yüzden Z kuşağı da çok güven vermiyor ama bilmiyorum. İzleyip göreceğiz.
Hayat bu, izleyiciyiz yani. İnşallah bir gün oyuncusu da oluruz. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur sıcak, bu devran dönecek. Oh, üstümü değiştirdim. Şöyle bir güzelinden öğlen kestirmesi. Hayalini kurarken bile çok mutlu oldum şu an. Acayip yorgunum, konuşamıyorum. Ama ve tuvaletteyken telefona bakarsın ya. Ve TikTok'ta kaydırıyordum çok. Kaydırmam ama bugün bir kaydırdım. Bir yayınla karşılaştım. Oğlum siz salak mısınız? Mal mısın? Kaç yaşında adam mövlüyor yayında ya. Diğeri üstüne köle möle yazmış. Hadi geç bu 111 tane donatı, ben etek giyiyorum. Bu arada mövleyecek misin möle? Sade. Oğlum kadın... Ya Allah'ım, Sabiha Gökçen nereden nereye amın yani. Para kazandığınız kadar bunu nasıl yolla kazandığınız da önemli. Azıcık şeref onur olur insanda ya. Oğlum nasıl insanlarsınız? Anne babanız utanmıyor mu sizden ya? Yani bu özgürlük bu raddede olmamalı. Bu özgürlük değil. Bu aptal orası. İleride çoluğun çocuğun olsa bir şeye karışsan rezillik üstüne rezillik ya. İğrenç insanlarsınız. İğrenç. İğrenç. Yeter lan be, yeter hoca, lan. Hoca biraz sakinleşin. Yeter abi, yeter. Kusura bakmayın. Hocam biraz sakinleşin. Bu arada Prime Endombele Edit izlemekten çok yoruldum. Abi bir gitmeden bir göster be. Bir daha da tövbe aramam. Bir şeyler. Oğlum tam istediğim topçu profili yani. Diğer arkadaşlarından ikimizli fazla koşacaksın. Aman yarabbim. Galatasaray'a yarar mı bilmiyorum. Bir daha çok İKG'yi daha tartılıyor. Alabilen onun bir Galatasaray takımı görüyor. İnşallah da alıp grup ikinci olarak kaldı. Yapın şu anda. Harbi çok üzülüyorum. Videolarını biz alalım ama. Ayağın yoksa vereyim, ayağım senin olsun abi, göster kendini, gözünü seveyim. Kaşıma ne olmuş lan? Ha düzeldi. Tüm gece aktif mini terörist ha. Ne yapar da? Evet gençler, uyandım. Gençleşmiş gibiyim, doğru mudur? Eskisinden daha aktifim. Yazık lan sana. Öyle değil. Daha dinç ve enerjik hissediyorum. Adana dürüm yemek istedi canım. Bayağı olumlu review'ları olan bir Adana dürümcü gördüm. Şimdi bir Adana dürüm sipariş verdim. Yanına çorba yapmak istiyorum. Çorbayı sipariş verecektim ama çok pahalıydı. O yüzden yekten bir çorba ayarlayalım. Bir de Adana dürüm hesabısı. Ezo gelin. Adam mercimek yiyor. Adam mercimek ya. Şimdi çorba canım neden çekti bilmiyorum. Oğlum iyice infilim, kahve hazırlayan influencer bloguna döndü de. Benimle okula hazırlanın. Bu ocakta da çok bir şeye dönmüşe benzemiyor. Aktif mini terörist daha. Şimdi bak ne yaptım? Karıştırma kısmını kestim. Size karıştırmayı koyacağım. Peşine çorbayı döküş falan, havalı bir vlog. Ne yapayım şimdi? Al kendini git artık. Bu benim bu büyüklük şaka mı? Ha? Bak. Ezo gelin bak. Baba manyaksın ya. İleride Allah eşlerinize var yani, akıl sağlığı versin. Benim gibi bir erkek piyasada varken işiniz çok zor. Ezo gelin yaptım oğlum. Ezo gelin. Yani bir erkekte aranabilecek her şeye sahibim. Hokka bir burun. Bir de para dışında. Bak. Paradan daha değerli bir şey varsa bu hayatta, o da ezogelin çorbasıdır. İkisi bir arada var. Onu dolaba koymayacağım. Bu saatte yarın sürmeyi düşünmüyoruz. İkisi bir aradayım. Aynen.
Fatih Bey şir olmuş ya. Sendeki bu pintilik bizi mahvedecek. Sendeki bu güç hevesi bizim ağzımıza sıçtı. Aramızda aga. Sadece sen ve ben. İkisi bir arada mı? İzlediğimiz şeye bak. Aga bendeki bu büyüklük. Ne büyüklük? Ezogelin çorbası falan. Hani sınırları açtım ben. Afiyet kanzi. Yok bir de şey yapayım yani. Mercimek çorbası yapayım onu. Ne diyoruz? Teşekkür ederim. Konuğumuz Adana dürümcü Eren Usta. Bugün Adana dürümcü Eren Usta'nın dürümünü deniyoruz. Çok olumlu yorumlar gördüm. Yani yalan yok, harbi çok olumlu şeyler gördüm. En son dayanamadım. Dedim ki bir söyleyeyim, neymiş ki? Bunu bu kadar meşhur yapan ne? Koku 10 numara. Yalan yok, yalansız. No cap. Ama lezzete bakacağız. Evet, güzel. Oh. Maçı açtım, gol yemişiz ya. Kesin Kerem'in bir hatası var. Bir şey olmaz. Kaz ekmek yok. Kim o? Samet'e bak. Özürlü Samet, Akaray'ın. Özürlü. Özürlü. Kerem'i sevmeye başladığını düşünüyorum. Bakalım. Duran topumuzu Kerem kullanıyor. Kerem kötü değil de mevkisinde değil aga. Mevkisinde olsa bir de o zaman görün. Ya tüküm sarıyorum. Bu ne? Ağaca atsaydın ama. Ağlam. İşte taraftarlarımız. İşte vatandaşlarımız. Hep bir ağızdan tek bir ses çıkıyor. Kerem Aktürk oğlanı. Oğlum ne güzel penaltı atmışlar. Helal olsun lan kardeş. Bu galleriler niye bu kadar ağlak peki? Niye bu kadar çelimsizler? Atiksiniz de bu nasıl iğrenç bir futbol yani. Gün doğarken ardından tepelerin batsını s**kin bütün Talat abilerin. Sağabey biz var ya yıllarımızı verdik. Milli takımda oynayacak adam ne ama işte. Torpilim olsa topçuydum yemin ederim. Tanrı unutmuş olsa da. Ey yavrum ey, biz ne Ali Akmanlar, ne Basri Ünallar, ne Emirhan Delibaşlar gördü bu sağ ayak var ya. İşte bir bok olamadık. Bana hep oku adam ol dediler. Okuma kısmını yaptık, diğer kısmını düşünüyoruz. Ananı sikeyim, ne vurdu lan? Edit çıkar. Oğlum kaleci gol atarsa çok komik olur. Köşe vuruşunu kullandı Brooks. Uzak nokta kafa. Lan! Orada gelmedi top. Şimdi Kerem. Aha. Güzel bir vuruş. Gir o karambole. Ananı sikeyim, odaya boss girdi. Dur lan. Oğlum. O ne? Ne böceği lan o? Amına koyayım çocuğum bekle. Beni var ya katliamdan yargılatacaksınız beni. Beni uğraştırıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun şutlarına döndü. Çocuğu nereye uçtu? Oğlum adamı... Duydun mu? Nereye fırlattık ki onu? Nereye gitti lan o? Evet gençler. Dersimizi çalıştık. Telefonumu şarjdaydı, çekemedim. Saat 5.35 falan. Sabah. Birazdan yatacağım. Yarın uyanıp bir daha ders çalışmam lazım. Bir de halı sahan falan, programı biraz yoğun. Kendinize dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeme gibi bir şansınız zaten imki yok yani. Çünkü böyle şeylerle çok uğraşmayı sevmiyorum. Uğraştıysam beğeneceksiniz canlarım. Kendinize dikkat edin. Gözlerinizden öpüyorum. Beni takip etmeyi, abone olmayı, videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.